bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada yönetimlerde artık yeni bir moda moda başladı. Yeni bir model başladı. ben kendimi kurtarabileceksem bunu da kullanayım. Bunu da malzeme olarak insanların önüne atayım ki ben konuşulmayayım. Şimdi bu fotoğrafın garip ne olabilir bu fotoğrafta? bence gayet doğal. Milli takımda hocalığını yapmış Evet. Kaasay'da son dönemde hocalığını yapmış bir teknik adamla Arda Tura'nın birlikte fotoğraf vermesine ne sıkıntı var? Ve bu adam <laughs> Kaasay tarihinin hani birinin heykeli dikilecekse Fatih Terim'in dikilmeli. Çok net söyleyeyim. Hani son 20-30 yıldaki performanslara bakarak. Böyle bir adam Fatih Hoca. Tamam bu performansını ben de eleştirdim. Sezon başında yapılan transferler, ligdeki performans vesaire vesaire. Bunları konuşuruz ama Fatih Terim'le... Galatasaray küstü mü? Galatasaray'la ile Fatih Terim şu an düşman mı? Ben Benim bilmediğim başka bir şeyim var? Hani bir daha Fatih Terim Galatasaray'ın adını ağzına alamaz falan diye böyle, böyle bir durum mu var? Yok. Fatih Terim yine Galatasaray'lı. Yine Galatasaray yüksek divan kurulu üyesi. Yine UEFA kupasının sahibi. Teknik adamı Galatasaray'ın. Yarın öbür gün bu yönetimde olmaz. Başka yönetimde yeniden göreve gelebilir mi? Gelebilir. Ve Arda Turan'ın ayrı bir yani Hani hem yaşadığı problemler... Ya, o kadar büyük bir olayın sonrasında tekrar... Barışabildiler, birleşebildiler. Bir fotoğraf veriyorsa aradaki bağ yani tırnak içinde bir baba oğul bağı e, gibi bir şey olması gayet, lazım gayet zaten. Gayet normal. Şimdi bunu kulüp siyasetine malzeme edersen ayıp olur. Çünkü Fatih Hoca tamam, ben de söylüyorum bu tabloda Fatih Hoca'nın da payı mutlaka vardır. Yönetim kadar Fatih Hoca'nın da vardır. Hiç... Şey yapmaya gerek yok. Lafı kıvırmaya gerek evet. yok. Yapılan transferlerde yönetim ne hata yaptıysa Fatih de o kadar hata yapmıştır. Ama şu fotoğraf, şu fotoğraf sanki suç gibi algılanıyor. Bu fotoğrafta bir şey yok. Çok Gayet güzel anladım. bir fotoğraf evet. bu arada. Şimdi ben e, aynı düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Biliyorum zaten senin aynı düşünmediğini. Evet. <laughs> ve dinliyoruz. Buyurunuz. İzleyicilerimiz sizde. Sen Katalansın çünkü. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz son sayfa etiketine. Onları evet, da okuruz. Savkan Türkis. Şimdi ben eee Arda Turan'ın kaptanın maç kadrosuna alınmadığı bir gün akşamında böyle bir fotoğraf paylaşmasını açıkçası doğru bulmadım. Maç kadrosuna buraya gitmek için mi alınmadı? Yok. E ama paylaşmazsın maç gidiyorum. kadrosuna alınmadığı için bir... hayır hayır şöyle bir şey bunu paylaşmazsın bunu beklersin ya, yap. şimdi buradan bir kere hani Fatih Hoca bir süredir Bodrum'daydı ve Bodrum'dan dönüş sonrası bir yemek tertiplenmiş muhtemelen ve bir takım kişilerin ki bence fotoğrafta gözükmeyen ve orada bulunan başka kişilerin de olduğunu tahmin ediyorum bir gece düzenlenmiş arkada siyah perdeler genelde siyah kıyafetler var böyle bir enteresan, güzel bir gece olmuş ve kaptanın Torrent'in tartışıldığı, başkanın çok fazlasıyla eleştirildiği bir dönemde fotoğrafı vermesi Galatasaray siyaseti ve Galatasaray dengeleri açısından mesaj içerir. Bunu masumane olarak algılamazsınız. Her şey göründüğü gibi değil. Ve bazen algılar, yani gerçeklerin önüne geçer. Bazen semboller bazı bir fotoğraflar şey anlatabilirsiniz, i̇şte burada, bir mesaj verebilir. burada Nedir? Ben, burada bence algı gerçeğin önüne geçmiş durumda. mı acaba? Yani? Bence öyle. Ha. Bir de şimdi Galatasaray'da Pandora'nın kutusu açılıyor. Nedir bu? Çarşamba günü saat 16'da Galatasaray Başkanı bazı açıklamalarda bulunacak Sayın Burak Elmas yer yerinden oynayacak. Nasıl yani? Nasıl yani? Galatasaray'ın son yıllarda yapılan transfer operasyonları ve menajerlere ödenen ücretler açıklanacak. Bu Galatasaray tarihi açısından kırılma bir noktası. Bakın çarşamba saat 16. Dolayısıyla bu kime aynı zamanda eleştiri olacak? Diyorsun. Hangi oyuncular olacak? Hangi oyuncular üzerinden menajerleri olacak? Ve Fatih Terim'e de ucu dokunacak diyorsun sen. hocaya dokunur mu? Sonuçta Fatih Terim dönemine denk geliyor. Da Vinci'nin şifresi değil belki ama Davilla şifresi diyelim buna. Özellikle Davilla transferleri Galatasaray'da camia içerisinde çok tartışılıyordu. Galatasaray yönetimini, Burak Ermaz yönetiminin, Burak Elmas yönetiminin göreve geldikten sonra bu menajer ilişkileriyle ilgili hukuk ekibiyle ciddi bir çalışma yaptığını duydum. Hayır. yaklaşık bir buçuk hafta önce bende. Doğrudur. Böyle bir şey duydum. Doğru. Onun bir getirisi mi bu, bu incelemeler, bu Şimdi araştırmalar? Çok detay, çok detay bende hakim değilim. Sadece benim bildiğim çarşamba günü yer yerinden olmayacak taş üstünde taş kalmayacak. Bazı transferlerden belli Bakın, paylar diyor, bak, elde edilmiş. Yer yerinden gibi. olmayacak diyorum. Taş üstünde taş evet. kalmayacak. Çok büyük Bu konuşuyorsun. bir dakika şimdi bu sen e, tamam ama şöyle bilgi çok fazla bilgi sahibi değilim dedin. Sadece şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir oyuncunun transferi için bir değil üç menajere yapılan ödemeler var. Olabilir. Beş menajere de ödeme yapabilirsin. Bir menajer olması gerekirken üç ayrı üç farklı menajere yapılmış. Onun dışında komisyon oranları dünyada kabul gören oran nedir yüzde? 18. Yüzde 90 olmaz mesela değil mi? o Orada başka bir şey vardır. Heh. Yani gibi gibi gibi. Tabii ki bunlar da tartışılıyor. Bunlar kamuoyuyla paylaşılacak mı kanıtlı ee, bir şekilde yoksa sadece kapalı bir ortamda iddia mı edilecek? İddia değil. Nasıl mi? kapalı? Galatasaray bir başkanı iddia etmez. Galatasaray başkanı elinde belgeyle konuşur. Böylesine hassas bir konuda ki Mart Kongresi yaklaşıyor. Mart Kongresi ile ilgili birçok spekülasyon var. İbra olur olmaz vesaire şu bu. Ama kapalı derken aslında açık şöyle açık. Üyelerin e, yer alacağı bir e, internet buluşması diyelim. Orada üyelere bilgilendirme yapacak. En yani az bin bin küsur üye. Tamam basın toplantısı değil. Basın yani. toplantısı değil. Basın tamam. toplantısı değil. Ya sen, değil. sen Çarşamba Konuşacak. günü bir açıklama yapacak deyince i̇şte, evet. çarşamba günü o Zoom toplantısında internet ortamında üyeleri açıklayacak bunu. Ha, o Ama yerden... zaten medyada bunu alacak yani. yani Sonuçta medyanın bu bin küsür kişiye ya da iki bin kişiye yapılacak oturumu e, duymama ihtimali gözden yok. kaçırması gibi bir durum söz konusu olmaz. yani. Bizler de haberdar olacağız. O yüzden diyorum. Çarşamba çok kritik. Yani çarşamba günü saat 18'den sonra Galatasaray'da farklı bir gündem olacak. Çok farklı bir gündeme uyanacağız. Çarşamba, Perşembe Enteresan. günü. Enteresan. Şimdi bak sen bu fotoğrafı böyle yorumladın. Es, Ben mesela bunu hiç bu fotoğrafsız yorumlasaydım derdim ki eski yönetimle böyle bir hesaplaşma gibi. Hani Ahmet Nurçevik Fikret Orman oldu fotoğraf, ya bu fotoğraf benzer bir durum olur diye düşündüm. Volkan sadece bu fotoğraf meselesi değil. Fotoğrafla alakalı da. Yani ben, işin ucu Fatih Hoca'ya da mı dokunacak abi? öyle gözüküyor. Hocaya dokundurursun ya da dokundurmazsın Fatih Hoca'nın dönemine denk geliyor. Hani direkt burada Fatih Hoca'yı ithamda bulmak doğru değil. Ne kadarlık bir süreci değil. kapsıyor bu? Geçiş 3 yıl. Şey. 5 yıl. Yani sonuçta 1905'ten beri herhalde kalkıp bir araştırma yaptırmadılar yani ama şu son, son yıllar ben özellikle son yani bu son e, dönemin osan... Transferi vesaire çıkıldı ha bunları da kapsıyor mu? Bunlar değil kendisini Onlar o nereye? zaman kendisini o zaman. Onlar kendi olur. kendi transferi. kendi transferlerinde. Ya mesela ben söyle getirir mi? Alfred Endiaye, Badu Endiaye pardon. Alfred neredeydi? Alfred değil ya? mi onun ismi? ya, karıştırdım. Badu. Ben. Badu. Bir sürü Endiaye var ya belki evet. onlarla biriyle karıştırmışım bu. Ee, Alfred kimdi? Bilmiyorum. Alfred Endiay buluruz. Bir Alfred vardı ama kimdi? Ee, Bado Endiay. Bado Bak konuşulacak transferlerden bir tanesi o bence. Bir şey Winford Bonnie vardı değil mi? <laughs> bir de şey <laughs> e, Henry Onyekuru. Alfred Hitchcock. <laughs> Henry Onyekuru konuşulur. <laughs> ne oluyor? Nevzat? izat sana? <gülüyor> <gülüyor> Bambaşka yerlere gidiyor. Devam et lütfen. E, Onyekuru konuşulur. Onun dışında Onyekuru'nun yanında gelenler e, ya da Onyekuru ilk gelişimi sürpriz durum sürpriz bir şekilde e, Galatasaray'da bundan, bu Fatih Terim dönemine denk gelebilir ama Fatih Hoca form, ilişkilendirilemez mesela. yani yönetimin yaptığı hatalar belki e, dikkat çekilecek ben hani o, o ihali kesmek olarak Okumuyor ama sonuçta i̇şte Galatasaray'ın yaşayan en büyük efsanesinden bahsediyoruz. Menajerlerle e, kurulan ilişkileri biraz açığa çıkaracak, ekonomik ilişkileri açığa çıkaracak bir toplantı demek istiyorsun ya, aslında. Bu...